Eastern Promises, Şark Vaatleri. Usta yönetmen David Cronenberg'in 2007 yapımı filmi. Senaryosunu Peaky Blinders'ın da yaratıcısı olan Steven Knight'ın kaleme aldığı film, doğum yaparken ölen genç bir kadına ait günlüğün peşinden Londra'daki Rus mafyasının derinlerine iniyor. Başrollerde Viggo Mortensen, Naomi Watts ve Vincent Cassel var. You might want to leave her home. Londra'da bir hastanede hemşire olarak çalışan Anna, oldukça genç bir kadının doğum sırasında ölümüne şahit olur. Bebeği yaşayan genç kadın, ardında Rusça yazılmış bir günlük bırakmıştır. Anna, bu günlüğü alıp çevirttikten sonra kadının kimliğini araştırmaya karar verir. Günlükte yazılanlar ve içinden çıkan bir kartvizit, Anna'yı Londra'daki tehlikeli Rus mafyasına götürecektir. İşin peşini bırakmasına yönelik tehditlere rağmen Anna, cesur kararlarla bu işin aslını ortaya çıkarıp bebeği ailesine ulaştırmak ister. You're in very wrong place, Anna Ivanovna. You belong in there, with nice people. Stay away from people like me. Nikolay, köklü Rus suç örgütü Vorovitz Zakon'a bağlı bir ailenin sadık bir çalışanıdır. Görünürde şoför olan Nikolay, aslında ailenin kirli işlerini halleden gangster olarak mafya içinde hızla yükselmektedir. Anna'nın aileyi bulup günlüğü ve sırları ortaya çıkarmasıyla beraber kadın ticareti yapan bu ailenin bir elemanı olsa da Nikolay'ın bağlı olduğu aileye, ailenin de ona karşı bakış açısı değişecektir. How can you keep doing what you're doing? Nikolay rolünde Viggo Mortensen yoğun Rus aksanıyla dört dörtlük bir oyunculuk sergiliyor. Aksanlı İngilizcenin yanında birçok sahnede Rusça da konuşan oyuncu rolüne hazırlanırken bir tercümanın yardımı olmadan Rusya ve Sibirya'da zaman geçirmiş. Karizmatik rolünün hakkını veren Danimarka asıllı Amerikalı aktör filmde çok konuşulan bir dövüş sahnesine de imza attı. Hamamda geçen görkemli sahnede Nikolay tamamen çıplak bir şekilde iki mafya üyesiyle bıçaklı bir kavgaya karışıyor. Yönetmenin tarzına uygun bir şekilde şiddetin dibine vurduğu sahne gelmiş geçmiş en iyi öldürme sekanslarından biri. Bu sahne başta olmak üzere Mortensen performansıyla en iyi erkek oyuncu dalında Oscar'a aday oldu ancak kazanamadı. Çünkü aynı yıl There Will Be Blood filminde Daniel Day-Lewis sinema tarihinin en efsane performanslarından birini sergiledi ve tabii Oscar ona gitti. Daha önce eşsiz hayal gücüyle korku ve gerilim türlerinde filmler üreten David Cronenberg, bu filmlere derinlik katarak kendi tarzını yarattı. İlk olarak 2005 yılında şiddetin tarihçesiyle tarz değişikliğinin sinyallerini veren yönetmen, Şark Vaatleri ile bu değişimi devam ettiriyor. Martin Scorsese ise kimse Cronenberg gibi filmler yapamaz diyerek usta yönetmenin hakkını teslim etti. John Carpenter da yönetmen için Cronenberg hepimizin toplamından daha iyi diyerek yönetmenin sinema tarihinde özel bir yeri olduğunu vurguluyor. Ya vor at rождения. The star is a fucking birthmark for me. 2007 yılı sinema tarihinin özel yıllarından biriydi. Eşine oldukça az rastlanır bir şekilde birçok olağanüstü film, birçok başyapıt aynı yıla denk geldi. Sene boyu sinema severler Into the Wild, The Counterfeiters, Stardust, Atonement, Sweeney Todd, The Diving Bell and the Butterfly, Zodiac, Gun Baby Gun, Persepolis, Hot Fuzz, I'm Not There, 310 to Yuma gibi muhteşem filmler izledi. Bunlar dışında da tabii The Assassination of Jesse James, No Country for Old Men, The Man from Earth, There Will Be Blood ve Eastern Promises filmleri de onca diğer harika filmin yanında bile parlayarak ön plana çıkmayı başardı. Show some respect for a dead man. Respect. This is respect. David Cronenberg'in Şark Vaatleri bir mafya filminden daha fazlası. Heyecan dolu olay örgüsü, gergin atmosferi, yüksek dozlu şiddet betimlemesi ve tüm oyuncu kadrosunun etkileyici performanslarıyla kaçırılmaması gereken bir yapım. Amazon Prime Video'da bulabileceğiniz filmin süresi 1 saat 40 dakika. Bu çarpıcı filmi hala izlemediyseniz listenize eklemeyi unutmayın.